Söz Milletin programından herkese selamlar, saygılar. Ben Adnan Sular. Gündeme dair konuları konuşmaya ve tartışmaya devam ediyoruz. Şu anda Akdeniz bölgesindeyiz. Turizm sektörünü ele alacağız. Malumunuz pandemi dolayısıyla son dönemlerde oldukça olumsuz etkilenmişti. Peki son durum ne? Bu sezon nasıl geçti? Dilerseniz tüm bu soruların yanıtı için Söz Milletin programı başlıyor. Pazarcımızın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Tabii turizm derken turizm geniş bir kapsama yansıması var. İşte onlardan birisi de doğal ürünler demiştik. Burada da çam balı, kekik balı ne ararsanız var. Aslında her şey organik. Bu nedir efendim? Tarhana. 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 Evet. Bakın görüyorsunuz hepsi organik. Gerçekten çok güzel. Tabii fiyatlarını sormak lazım. Fiyatlar ne durumda efendim? Fiyatlar çok düşük. Mesela kaç para şu yarım kilo bal? Yarım bir kilo bal 60 lira. Bir kilo bal 60 lira. Şimdi mesela şu bal İstanbul'a gitse kaç paraya gider? 150 lira. Aynen öyle. Gerçekten az önce baktık, tadına da baktık. Rengi de çok güzel. Maşallah altın gibi parlıyor. Orijinal olduğu belli zaten. Kendi üretimleri. Evet. Kendi yani doğal üretiyorsunuz, doğal satıyorsunuz. Doğal satıyoruz. Evet. Vatandaşımız yesin diye kendimiz aracı olmadan kendi balımızı kendimiz satıyoruz vatandaşa. Tabii genelde yol kenarında satış oluyor. Evet. Peki bu sene özellikle pandemi dolayısıyla işler açıldı mı biraz? Çünkü geçen sene daha kötüydü. Bu sene de kötü. Geçen yok, herkeste para yok. Evet. Herkes borçlu, gelen borçluyum diye giden borçluyum diyor. Evet. Hiç alan yok yani. Patsat satıyoruz. Tabii bütün sektörler birbirine bağlı. Eğer bir yerde bir ekonomik sıkıntı varsa bu bütün sektörleri etkiliyor maalesef. Tabii buradan insanlar gelecek almak istiyorlar mutlaka. Tabii imkanı olan alabiliyor. Ama şunu rahatla ifade edebiliriz. Buradan eğer geçiyorsanız ve imkanınız varsa mutlaka bu baldan alın. Çünkü İstanbul'da aynısını 150'den aşağı alamazsınız. Aynı zamanda organik. Yani bunu da bilmek evet, lazım. Organik. Doğru mu? Glukoz değil yani. Evet. İstanbul'a gelen glukoz. Evet. Millet yiyemiyor ki. Kanserojen yapıyor glukoz. Evet. Bunun emeğini çeken bilir. Evet. Onlara emek çekmiyor ki. Dolduruyorlar glukozu. Evet. Ye. Ama vatandaş bilmiyor ki bunu. Zaten buralarda yaşayanlar 90 yaşını 100 yaşını rahat buluyor herhalde. Evet. Evet. 100, 102, 105, 110 çok bizim köyde. Evet. Böyle yaşlar çok yani. Tabii İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde durum nasıl? Durum aslında belli. 50'yi geçtin mi yaşlı sayılıyorsun. Çünkü zaten hayat şartları zor. Büyük şehirlerde yaşam çok daha zor. Bir de organik beslenmeyince türlü türlü yediğimiz yiyeceklerde birçok maalesef zararlı şeyler de olabiliyor. Haliyle insan da erken yaşlanıyor. Evet. Doğru mu? Doğrudur efendim. Evet, evet. Biz organik tereyağını kendimiz yapıyoruz. Peyniri kendimiz yapıyoruz. Evet. Peynirimiz vardı az önce bitti. Evet. Hepsini kendimiz yapıyoruz. Evet. Organik yiyoruz. Peki vatandaşların ilgisi nasıl? Yani ilgi duyuyorlar mı? Satış açısından, fiyat açısından memnunlar mı? Fiyat açısından aracı olmadığı için çok memnunlar. Evet. Yiyorlar, tadına bakıyorlar, alıyorlar. Evet. İlgisi güzel yani. Tabii şimdi Anadolu pazarlık usulü şarttır. Biz de geldik burada fiyatını sorduk 60 lira dedi. Pazarlık yaptık. 3 ayrı balı 150'ye bize bıraktı. Helal evet. Tabii bu arada. Evet. Önemli olan helalleşmek. Hem maksat sadece kendi bal ihtiyacımız değil aslında. Kendi köylümüzün, çiftçimizin de ekonomisine bir nebze olsun katkıda bulunmak. Çünkü birimiz kazanırsak hepimiz kazanırız. Evet. Doğru mu efendim? Doğrudur efendim. Evet. Bir de gelininiz burada çalışıyor galiba. Bir de onu uzatalım. Ona da ne satıyorlar? Domates var. Domates satıyor. Evet. Domates bir şeyler satıyor. Çok güzel. Peki buradan bir mesajınız var mı Türk halkına? Türk halkının mesajım işte biz kurtulma imkanımız yok bu pandemiden dolayı, borçtan dolayı. Biz kendi de kafalarını çalıştırsınlar yani. Evet. Olsun. Bunlar da geçer inşallah. İnşallah. Bu günler de geçer. Ne günler gelir. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet tabii Antalya'daki turumuzu sürdürüyoruz. Burada özellikle Antalya'da yol kenarlarında birçok doğal ürünler satılıyor. İşte o yerlerden birisindeyiz. Gördüğünüz gibi burada birçok ürün var. Pekmezden kızılcık özü var. İşte kuzu peyniri var. Ne ararsanız var. Burada da tabii ki bu ürünleri satan bir kız kardeşimiz var. Merhabalar. Merhaba. Tanıyabilir miyiz sizi? İsmim Mine. Burada yaşıyorum. Bunları siz mi üretiyorsunuz? Evet, kendimiz çoğunlukla. Peki zor oluyor mu? Tabii ki de zorlu oluyor yani. Hani uğraşı, emeği, tabii günümüz şartlarında toplanması o şekilde çok zor. Tabii şimdi zorlu bir süreçten geçtik. Pandemi dolayısıyla biraz işler durmuştu. Bu sezonu nasıl geçiyor? Memnun musunuz? Aslında burası Antalya olduğu için ve malum turist yoğunluğu çok olduğu için çok etkilemiyor. Dışarıdan çok etkiliyormuş gibi gözükse de öyle bir etkilenme yok. Çok kalabalık, siz kendiniz de görmüşsünüzdür. Yoğunluğu hala devam ediyor.
Bir pandemi pek etkilemedi açıkçası. Bizi fazla vurmadı diyorsunuz. Evet, çok aşırı değil. Ama fiyatları çok vurdu. Alışığı hani. Mesela hepsi bizim değil. Muz mesela buranın üretimi değil. Burası hayvancılıkla geçinen bir yer. Ama mesela alışık o kadar çok arttı ki müşteri soruyor. Biz de diyoruz ki dolar arttı, muz arttı. Kesinlikle öyle. Evet. Mesela şöyle bir karadut özü dışarıda kaç paradır, sizde ne kadar? Açıkçası dışarıda daha da pahalı. Mesela biz en basit şu 40'ı, biz bunu 40 dedik diye mesela kızanlar oldu. Çünkü 50 TL'den aşağıya düşmek istemiyorlar. Çünkü yapılan işe karşı emeğe de birazcık saygı duyulmasını isteniyor. Ama malum bizim evet, çok öyle bir imkanımız olmuyor. Satıldığına bakıyoruz. O zaman şöyle diyebiliriz. Bakın, markette almış olduğunuz birçok ürün markası var. Hangisi yani seçerseniz seçin. Tabii ki üretimin bir bedeli var. Ama içerisinde ne var ne yok hiçbirimiz bilmiyoruz. Sağlıksız demiyoruz ama içinde envai çeşit koruyucu maddeler var. İşte bu ürünlerin en büyük özelliği içerisinde koruyucu maddelerin bulunmaması. Bu yüzden gerçekten hem çok sağlıklı hem de ekonomik anlamda çok çok iyi. Mesela biz az önce yoldan gelirken zeytinyağı aldık. Yani İstanbul'da almaya kalkarsak inin iki misli. Artı burada işlenmemiş, tamamen doğal yollarla ortaya çıkarılmış, el emeğiyle üretilen ürünler bunlar. Bir de dilerseniz muz bölümüne geçelim. Tabii. Oradan da böyle bakalım. Tabii şimdi muz dedik ya, mesela İstanbul'da herhangi bir yere gittiğinizde envai çeşit böyle sapsarı muzlar görürsünüz. Rengi çok güzeldir ama içini açıp yediğiniz zaman o tadı bulabilir misiniz? Bence bulamazsınız ki biz de bulamıyoruz. Ama şu an bu görmüş olduğunuz tamamen organik. Bakın rengi yeşil. Yani böyle baktığınız zaman acaba bu bozuk mu diyenler var, çürümüş diyenler var ama kesinlikle öyle değil. Tamamen doğal. Hiçbir koruyucu maddesi yok. Böyle özel maddelerle ne bileyim böyle organik yapısı bozulmamış ürünler olduğu için de renkleri böyle olabilir. Ama önemli olan doğal olması, tadının da güzel olması. Zaten yoldan geçenler de bundan sık sık alıyorlar. Özelliği nedir bunların? Özelliği küçük olması ve nereden nasıl söyleyeyim, hormon kullanılmaması. Evet. Fiyatlarında o yüzden bir farklılık oluyor mesela. Boyutlarına göre yapıyoruz. Evet. Ama öyle hani aman aman şu farklılık var diyemeyiz. Çünkü ağaçtan toplanıyor. İki veya üç kişinin elinden geçiyor. Bize de o şekilde geliyor. Ama hani dıştan bir alım yok kesinlikle. Zaten drone'un özelliği de o. Hani genelde kendi malımızı kullanmaya çalışıyoruz. O şekilde de ilerliyoruz. Tabii şimdi Manavgat'ta yangın çıktı. Evet. Buraya biraz mesafe olarak uzak ama Sizin işleriniz etkiledi mi? Yani şöyle oldu. Tatil erken bitenler çok oldu mesela. Onlar erken dönüş yaptı ve burada bir yardım kampanyası toplandı. Biliyorsunuz Türkiye'nin her bir yerinden oldu. Buradan da oldu. Aslında çok değil, yararlı bir şekilde oldu. Yani esnafa yararı oldu. Olmadı diyemeyiz. Evet, tabii bu arada hem çalışıyorsunuz hem de okuyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Nerede okuyorsunuz? Hangi bölüm? Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Sosyoloji bölümüyüm. Üçüncü sınıf öğrencisi oldum. Sadece yarım dönem gittim ama okuyorum. Ne kadar güzel. Bakın işte biz hep söylüyoruz, okuyacağız. Okumak zorundayız. Gençlere de bunu şiddetle tavsiye edelim. Okumak çok güzel ama aynı zamanda çalışmak da çok güzel. Yani piyasanın nabzını tutmak çok önemli. Ne diyelim o zaman, son bir mesajı alabiliriz. Türk halkına neler söylemek istersiniz? Çünkü pandemiden geçiyoruz. Birçok sel oluyor, felaketler ardı ardına. Neler söylemek istersiniz? Şöyle, hastalıklardan çok aslında kendimizi korumamız gerek aslında. Hani hastalığı biraz da kendimiz üretiyoruz. Kendimiz dikkat eder, kendimiz sağlığımıza önem verirsek bu şekilde daha sağlıklı bir hayat olur. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Allah bol müşteri versin. Amin inşallah. Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Turizm piyasasının nabzını tutmaya çalışıyoruz. Siz de yol kenarında her türlü şeyi satıyorsunuz. İşte nedir? Sebze var, meyve var. Fiyatlar ne durumda? Fiyatlarımız bence piyasaya göre gayet uygun gidiyor. Yani nerede nasılsa burada da aynı şekilde devam etmekte. Yani uygun bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Tabii bu pandeminin gölgesinde geçen bir sezon var. Sizin işlerinizi etkiledi mi bu durum? Yani pandemi sürecinde yasaklar olmadığı için şu süreçte güzel ilerliyor. Ama yasaklar olsaydı eğer ki daha kötü olacağını düşünüyordum. Yavaş yavaş ilerlemekti. Geçen sezon biraz daha kötüydü değil mi? Evet, geçen sezon yasaklar olduğu için dışarıya çıkma yasağı. Genellikle hafta işleri oluyordu ama hafta sonları nadiren, yani insan olmadığı için. Kesinlikle. Mesela şu limon fiyatı nedir kilosu? 8 lira limonun kilosu. Misket limon olarak geçiyor ama yani geçen yıla göre mesela bu yıl daha az şey oluyor, üretimi daha az olmaya başladı. Onun için fiyatları da artıyor. Bakın gerçekten Antalya deyince limon da akla gelir, portakalın yanı sıra.
aynı zamanda mis gibi de kokar ve tadı da çok daha farklıdır. Bizim İstanbul'da yediğimiz sarı sarı limonlardan çok daha farklı. Rengi olsa da ama tadı çok daha başka. İşte doğal meyvenin de önemi galiba. Mesela domatesler bunu tarladan toplanıyor bunlar haliyle. Normalde bir manava gittiğinizde İstanbul'da veya Ankara'da böyle kıpkırmızı domatesler görürsünüz. Ama alıp onu ikiye böldüğünüzde yüzünüze dahi sürseniz kokuyu alamazsınız. Ki ben şu an domatesi aldım. Kuvvetli muhtemel. Evet, yani elimi de yıkamadan bu koku çıkmaz. Niye? İşte doğal olduğu için. Ama maalesef insanlarımız renklerine bakıp aldanıyor. Buna da dikkat etmek lazım galiba, değil mi? Kesinlikle kokusuna, rengine, mesela pembe domates olarak geçiyor bu genelde. İnsan, genelde gittiğiniz manavlarda sera da yetişir ve hormonlu olur. Ama bu tarlada yetiştiği için kokusu, tadı, her şeyi farklı yani. Üzümler de mesela çok güzel, böyle canlı canlı duruyor, ufacık. Biz evet. İstanbul'da böyle koca koca üzümler görüyoruz. Onlar hormonlu demek ki. Onlar hormonlu olduğu için büyük oluyor. Evet. Yani hormon olunca genelde bütün şeyleri ithal, evet, büyük şekilde oluyor yani fazlasıyla. Bu da frenk yemişi. Bir Antalyalı olarak biliyorum, hemen elime diken batmadan göstereyim. Kıymetli izleyiciler, bu Antalya'da çok sık görebileceğiniz bir meyve türü. Biz frenk yemişi diyoruz ama siz de diyorsunuz bilmiyorum. Biz de frenk yemişi diyoruz. Genelde kaktüs meyvesi de adı olarak da geçiyor. Yani sadece Antalya'ya özgü bir şeydir. Tadı olarak çok güzel. Genelde içindeki çekirdeklerinin tadının daha çok vitaminli olduğunu söylüyorlar. Öyle yani. Böbrek taşını düşürüyor diye biliyorum ben ama evet, doğru mu? Bunu çok yerde söylüyorlar ama yaptığının etkisini evet, bilmiyorum. Belki de şehir efsanesi, bilemiyoruz ama ben yıllardır biliyorum ki frenk yemişi ya da yemiş ya da kaktüs meyvesi, ne derseniz deyin, bir şekilde böbrek taşına iyi geldiği söyleniyor. Tadı da hafif ekşimsi olmakla beraber tatlı, aslında çok da güzel. Ama bunu toplarken dikkat edin, dikenlidir. Şu an ben de dikenden tutmamak için bayağı bir uğraştım. İnşallah batmamıştır. Çünkü çok fazla ufak ufak dikenleri var. Toplarken dikkat etmek lazım. Peki siz okuyor musunuz? Evet, ben de okuyorum. Nerede? Döşemaltı Sağlık Meslek Lisesi'nde okuyorum. Oo, çok güzel. Sağlıklı olacaksınız. Aynen. Tabii sağlık, özellikle pandemi sürecinde sağlık çalışanlar çok ön plandaydı. Allah onlara da kolaylık versin. Efendim çok teşekkür ederim. Bir mesaj var mı buradan? Ya ben bu pandemi sürecinde dikkat etmelerini sunuyorum sadece ve fiyatların uygun olduğunu söylüyorum. Yani abartmamalarını istiyorum. Öyle yani. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, bugün de turizm sektörünün nabzını tutmaya çalıştık. Ne diyelim, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka programda görüşene dek hoşça kalın.